Evet. Bizim çocuklarımız yok mu? Şu anda kuzey, doğusu, güneyi. Ve inanın sanki bu memleketimizde, bu mahallelerimizde çocuklar yok. Çünkü çocuklar yok diyorlar. Neden çocuklar yok? Mahalle arasındaki koyduğu farktan dolayı mahalleye bir hizmet getirmemişler. Yıllardan önce Elazığ Spor Kulüp Başkanı'ken ben bu mahallede gerçekten de amatöre ve Elazığ Spor'a futbolcu veren mahalleydi. Şu anda çocuklarımızın top oynayabileceği bir yer yahut da koşu yürüyüş yapabileceği bir yerleri yok. Çocukların park ve oyuncak yeri yok. Biz bu sorunlara çözüm getireceğimize şerefim üzerine yemin içiyorum. Yıllardır bu mahallede yaşıyorsunuz. İnanın her zaman bizler değil, size gelenler her zaman hikaye anlatmıştır. Hikayeleri kendi kendilerine inanmamışlar. Hikayelerine kendileri inanmadıkları için siz inanmışsınız. Niye? Sizin yapınızda, düşüncenizde insan olarak bir dürüstlük var. Dürüst insanları her insan kullanır. Çünkü dürüst insanlar vicdanlıdır. Dürüst olmayan insanlar vicdansızdır. Bu vicdansızlık hakkı sorulacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk defa bir belediye başkanı çıkartma şansını yakaladık. Ankara'dan gelen veriler, Ankara'dan yapılan, bizden bağımsız yapılan anketlerde çok iddialı durumdayız. Sizden ricam, onun bunun lafına kanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bize yakın bir parti yok. Bize tek fayda Cumhuriyet Halk Partisi'nden var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi paylaşımcı bir parti. Sosyal demokrat bir parti. Eşitçe, hakça paylaşmayı bizzat tüzüğünde yer alan bir parti. Bakın, AKP'nin tüzüğünde ancak ayakkabı kutuları var arkadaşlar. Ayakkabı kutuları. Ayıptır, günahtır. Bakanların, başbakanların, çocukların evinden milyon dolarlar çıkıyor arkadaşlar. Kimin evinde milyon dolar var, milyon dolar, milyon dolar. Ayıptır, utanır insan. Ar damarı çatlamış bunları.